Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün son pişinemi derin dondurucuma koyacağım ve bunu videosunda sizlerle de paylaşmak istedim. Bu videomdaki en büyük ayrıntı ise pişinenin çekirdeğini daha kolay nasıl çıkartırız? Bu videomda sizlerle paylaşmak istedim. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 kiloya yakın pişinem var. Pişinemi güzel bir şekilde saplarından ayırdım ve bol suda da yıkadım. Pişinenin çekirdeğini en kolay yolla nasıl çıkartabiliriz? Hemen anlatacağım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir pipetimiz var. Pipetimiz kesinlikle kağıt pipet değil de plastik sert bir pipet seçin. Kağıt bir pipette çıkardığınız zaman kağıt olduğundan dolayı hemen suyu emecek ve yumuşama olacak ve pipetiniz anında kırılacaktır. Sert bir pipette pişinenin çekirdeğini çıkarmak daha kolay olacak. Bazılarımız kürdanla çıkartıyor ama kürdanı bir köşeye bırakıp bu pipetle çıkarmanızı tavsiye ederim. Sap kısmını çıkarmış olduğumuz deliğe pipetimizi hafifçe böyle itekleyelim. Hafif böyle bastırarak çekirdeğimizi çıkartalım. Gerçekten çok pratik oluyor. Görüyorsunuz. Çekirdeğini de size göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde pişnemizin etinden koparmadı. Sağ pürüzsüz bir şekilde çekirdeğini çıkardık. Bunu kürdanla yaptığınız zaman pişnenin yarısı çöpe gidiyor. Etiyle beraber alıyorsunuz. Sizlere yakın çekimden bir daha göstermek istiyorum. Pipeti hafifçe itekleyip bastırmanız yeterli. Özellikle pişne reçeli yapacaksanız bu tekniği mutlaka uygulayın. Sizlere pipet tekniğini göstermek istedim arkadaşlar. Eminim ki çok işinize yarayacaktır. Özellikle pişne reçeli yapan ev hanımları çekirdeklerini pipet yardımıyla çok pratik bir şekilde çıkartabilirsiniz. Diğer kalan pişnelerimi bu saklama kaplarına koyacağım. Derin dondurucum büyük olduğu için ben bu şekilde kaplar kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Direkt ağzını kapatıyorum ve birbirine yapışma gibi bir ihtimali yok bu kaplarda. Direkt kullanacağım zaman, özellikle pasta yapacağım zaman taneli bir şekilde pişnelerin birbirinden ayrılabiliyor. Hiçbir şekilde birbirine yapışmıyor. Tabi sizlerin tercihine kalmış bir şey. Siz dilerseniz buzdolabı poşetlerine de koyabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum bu kap 250 gramlık bir kap. Bu kapların 500 ve 1 kiloluğu da satılıyor arkadaşlar. Siz dilerseniz onları da alabilirsiniz. Bu kaplara koyarken mutlaka şöyle hafif sallayın. Sallayın ki içerisinde boş yer kalsın. Evet, pişnelerimiz hazır. Hem derin dondurucunuzda hiçbir şekilde yer kaplamayacak. En önemlisi ise koku silme gibi bir ihtimali yok arkadaşlar bu kaplarda. Son pişnemi derin dondurucuma koydum. Artık pişne zamanı yavaş yavaş bitiyor. Sizler de gördüğünüz zaman hiçbir şekilde pişnenizi kaçırmayın. Bu videomun da sonuna geldim. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.